Hepinize merhaba. Bugün sizlere Genshin Impact'teki isimlerin anlamlarından bahsetmeye çalışacağım. Özellikle Genshin Impact'in orijinal planlanan seslendirmesi Japonca olduğu için Japonca kısmından bahsedeceğim. Genshin Impact bildiğiniz gibi bir Çin oyunu, yani Çin yapımı bir oyun ama planlanması Japonca olduğu için zaten her yerde duyurulan şekli Japonca şekli. Hani voice aktörlerin aradığınızda, hani ses sanatçıların aradığınızda direkt Japonca olanlar çıkıyor. Bugün onlardan bahsedeceğim. Öncelikle biraz Paimon'dan bahsetmek istiyorum. Paimon bildiğiniz gibi bizim kız olarak bildiğimiz bir karakter. Zaten kız olarak geçiyor oyunda da. Ama Japonca seslendirmede kendinden konuşurken hep Oira olarak bahsediyor. Japonca'da biliyorsunuz bir sürü ben deme şekli var. İşte watashi, atashi gibi bir sürü kendinden bahsetme, hani ben deme şekli var. Paimon Oira olarak bahsediyor. Oira da genelde hani şu anda çok kullanılan bir şey değil mi? Daha önceden erkekler için kullanılan bir tabir. Hani şu anda mesela biz ben deniz demiyoruz ya. Hani daha böyle Osmanlı tarzı, böyle hani daha böyle 1900'ler tarzı bir kullanım, böyle ben deniz deme şekli. O da işte Oira tarzı genelde erkekler için kullanılan bir şekilde kendinden bahsediyor. Ayrıca konuşurken cümle sonlarında Z ve Zo ile bir şey işte. Bu da gene Japonca'da erkeklerin kullandığı hani sentence'lardan, hani cümle bitirme şeylerinden bir tanesi. Ama şöyle bir şey, genelde bunu hani normal yaşantıda kadınlar kullanmıyor ama Japon animelerde, oyunlarda falan karakterler bu şekilde konuşuyor. Kız karakterler bu şekilde konuşuyor. Daha böyle karakterleri maskülen göstermek veya diğer sebebi de şu. Mesela Oira çok daha böyle hani Watashi'den, Atashi'den çok daha tatlı bir kullanım şekli olduğu için söylerken genelde bu tip loli karakterleri Oira falan dedirtiyorlar. Çünkü hani Oira tatlı bir kullanım şekli. Sesten bahsetmişken Paimon'un seslendirmeni de Love Is War animesindeki Kaguya-sama karakteriyle aynı kişi. Zaten çoğumuz duyunca tanımıştır. Hani benim gibi anime çok seven insanlar karakterlerin böyle seslendirmenlerini falan hani duyduğunda tanıyor. Mesela atıyorum Jin'inki Senju Gahara'ydı. Senju Gahara'yla aynı seslendirmendi. Yani tabii ki bu seslendirmenler başka karakterleri de seslendiriyorlar ama en çok bilinen şekilleri, güncel şekilleri bunlar olduğu için şey yapıyoruz. Geçenki yayında, hatta yayın kesinde paylaşmış olabilirim. Ayaka'nın seslendirmenin kim olduğunu öğrendiğimde, nasıl Ayaka sevgimin, hani Ayaka'yı zaten seviyorum, Ayaka sevgimin 100 milyon kat arttığını görmüşsünüzdür yayında izlediyseniz. Neyse, bir diğer isim şeyi Monstrat. Biliyorsunuz Monstra Monstrat olarak yazıyor. Monstrat olarak yazıyor. Monstrat İtalyanca'da Mond kelimesi dünya anlamına geliyor. Almanca'da da ay anlamına geliyor. Mondo. Aynı şekilde Strat da şehir demek. Hani işte ay şehri, işte ya da Almanca şey, işte İtalyan'dan şey yaparız. Dünya şehri gibi şey yapabiliriz. Musrad'ın şövalyeleri işte Knight of Favonius. Japonca'da direkt yazımıyla Batı Rüzgarı Şövalyeleri olarak yazılıyor. Zephyros, yani Favonius da Yunan mitolojisinde bildiğiniz gibi Batı Rüzgarı tanrısı. Barbados da Anemo tanrısı olduğu için hani böyle bir isim olması çok mantıklı. Zaten hani Favonius işte Batı Rüzgarı falan filan, gayet güzel bir şey bulmuşlar. Favonius of Night of the Favonius diye, Zephyros Kinshi. Gayet güzel yani, rüzgar tanrısını, işte Batı rüzgar tanrısı. Ama şöyle bir şey var. Musrat'ın haritasını düşündüğümüzde şu anki haritada işte Liyue ve Musrat var. Musrat kuzeyde kalıyor. Ama bütün Genshin Impact haritasına baktığımızda Musrat doğuda kalıyor. Hani Batı rüzgarı şövalyeleri ama doğudalar. Biraz komik orası. Neyse. İsimlerden devam edecek olursak, ana karakterin ismi bildiğiniz gibi İngilizce'de Ather olarak geçiyor, erkek olanın. Kız olanın ismi de Lumine. Ather bildiğiniz gibi cennet demek. Hani nedir cehennem, Ather cennet olarak geçiyor. Hani işte yerin altı, yerin üstü olarak şey yapabilirsiniz. Lumine de yani direkt kelime anlamıyla şey yaparsak ışık, yani Latince'den. Japonca'da da Lumine'nin ismi Lumine değil, Hotaru. Hotaru da ateş böceği demek. Ater ise Japonca'da Sora, yani gökyüzü. Ater de zaten teknik olarak cennet demek ama hani gökyüzündeki,
hani yerin üstü ater, yerin altı da neter olarak şeklinde tabir edildiği için hani ater, işte sora, gökyüzü, bunlar aynı anlamlara geliyor. Lumine'de Lumine dediğim gibi Japonca'da Hotaru, o da işte ateş böceği demek. Çince'de ise Ying demek. Ying, yani Çince ismi Ying. Ying de işte ışık, parlamak anlamında çevirebiliriz. Yani çok güzel kelime şeyleri bulmuşlar. Ater dediğim gibi işte Sora. Yani biz orijinal isimlerini Japonca olarak yazıyoruz. Çünkü dediğim gibi oyun ne kadar Çin yapımı da olsa planlanması Japonca olduğu için hani o şekilde şey yapıyoruz. Neyse. Kaya, bizim Kaya diye okuduğumuz şeyin aslında orijinal okunuşu Gaia. Gaia da bildiğiniz gibi yeryüzünü temsil eden tanrıçanın ismi. Yeryüzünün fiziksel formunun hali. Gaia. Razer Japonca seslendirmede Lisa'dan Shisho diye bahsediyor. Shisho da şey demek. Zaten anime izleyenler biliyordur çoğunu. Bu tip terimleri usta anlamında, hani böyle master, usta anlamında kullanılıyor. Shanling'in ismi de iki parça halinde, yani Shian ve Ling olarak şey yapabiliriz, ayırabiliriz. Shanling'in Shan kısmı Shian, X Yan kısmı güzel koku anlamına geliyor. Ling de kestane demek. Bu kestaneciler aklınıza geldi mi? Shanling'de de zaten tam bir kestaneci olacak şey var ama şöyle bir şey, o sattığından çoğunu yer. Bizim Japonca'da, bizim İngilizce'de bildiğimiz haliyle Chichi ya da Kiki, Japonca'da Nana olarak geçiyor. Nana da 7 demek zaten. Direkt bildiğiniz 7 sayısı Nana. Japonca'da bu tip ikilemeler daha çok böyle tatlı şeylerde kullanılıyor. Yani Nana falan, bu tip ikilemeler. Hani böyle daha tatlı şeylerde kullanılıyor. Yani böyle aslında böyle şeker isimlerde kullanılıyor. Aynı zamanda şeyden bahsetmeyi unuttum. Ater'in ismi Sora ve Hotaru Japonca'da günlük olarak da kullanılan isimler, yani öyle çok da şey isimler değil. Gene isimlerden devam edecek olursak Chonyun yoğun bulutlar, hani yoğun bulut, işte bu fazla bulut anlamına geliyor. Keshing'in Japoncası çok güzel, Koksei. Koksei de temiz gökyüzünü oyan şey, hani temiz gökyüzünü oymak anlamına geliyor. İşte temiz gökyüzünü bozan, oyan ne var? Yıldırım. Hani Keshing'in de zaten şeyi yıldırım olduğu için, hani özelliği yıldırım olduğu için gayet güzel bir betimleme yapmışlar orada. Ningang hakkında daha çok şey söyleyeceğim. Öncelikle Ningang'ın anlamını söyleyeyim. Ningang, cisimleşmiş ışık, böyle hani solidified light, hani cisimleşmiş ışık, böyle yoğun ışık anlamına geliyor. Zaten biliyorsunuz Ningang da hayatımızın ışığı. Çok yani güzel bir şey. Liyue de Crystal Moon, yani kristal ay. Yani camdan ay anlamına geliyor. Bildiğimiz normal ay, camdan ay. Tabii bu etimolojik olarak incelersek, hani direkt kristal, camdan yapılmış ay değil de hani ayın temiz yüzü, ayın temizliğinden bahsedilen bir şey, yani direkt camdan yapılmış bir ay değil de kristalleştirilmiş, yani temiz aydan bahsediyor. Ayın temizliğinden bahsediyor orada. Liyue yöneticilerine, yani Liyue'yi yöneten kişileri Liyue Keshing, Keshing, ya yani nasıl okunuyorsa artık, Çince biliyorsunuz, deniyor Liyue Keshing. Liyue'nin 7 yıldızı anlamına geliyor bunlar. 7 yıldız da büyük ayı temsil ediyor. Büyük ayı biliyorsunuz 7 yıldızdan oluşan bir büyük ayı takım yıldızı var. Takım yıldızının adı büyük ayı, 7 yıldızdan oluşan. Bu takım yıldızına Keshing deniyor aynı şekilde Çince'de. Japonca isminde ayrıca şöyle bir şey. Beido, neydi? Hokuto. Hokuto demek. Bu direkt büyük ayı takım yıldızının tam adı. Keshing de 7 yıldızı betimlerken kullanılan isim. Direkt 7 yıldız demek Keshing. Hotoku da büyük ayı takım yıldızının, ya da işte büyük kepçe takım yıldızının adı. Liyue'yi yöneten kişilere de işte bu 7 yıldız deniyor. Ningang'ın ünvanı Tianquan, kutsal denge demek. Ayrıca Tianquan Çince'de direkt bu 7 yıldızın ortasında bulunan, işte büyük ayı takım yıldızın ortasında bulunan Megrez yıldızının da ismi. Yani tam bir hükümet kadın. Biliyorsunuz 7 yöneticiden en böyle, nasıl diyeyim, hani Liyue'yi yöneten kişi aslında Ningang ve kutsal dengeyi sağlayan
O takım yıldızının tam ortasındaki yıldız da Tian Kuan. Kutsal denge yıldızı. Gayet güzel. Oyunda tanrıların bu güçlerini bulundurdu. İşte Venti'nin içinden aldıkları, işte Shonen'in verdiği falan. Bu Genosis'in ismindeki taşların kelime anlamına gidersek ilk bilgi. Hani direkt kelime olarak bakarsak bilgi. Kelime anlamına gidersek ilk bilgi anlamına geliyor. Mitolojik ve etimolojik olarak ilgilersek de incelersek de bu ilk bilgi de hani sahip olunması gereken ilk bir de Tanrı'nın varlığının bilinmesi anlamına geliyor. Yani Genosis'ten böyle bir anlam çıkartabiliyoruz. O Genosis böyle satranç taşına benzeyen şeyler var ya. La Signora'nın Venti'yi döverek aldığı. Mitolojik ve etimolojik olarak incelersek Tanrı'nın varlığının bilinmesi anlamına gelen ilk bilgiyi anlamına geliyor. Oyundaki adeptuslar işte Moon Carver işte ne bileyim Mountain Shaper gibi adaptayların veya Shao'nun bu tip adeptusların yani adaptayların Latince'de bilgiyi edinmiş kişi, bilgi edinmek yani bilgiyi kazanmış anlamına geliyor. Japonca'da ise direkt bunlar Sennin olarak geçiyor. Sennin Modo. Naruto izleyenler zaten Sennin'in ne olduğunu anladı. Türkçe'ye de direkt ermiş kişi olarak çevirebiliriz. Ermiş olarak çevirebiliriz. Celestia direkt Japonca'da gökyüzündeki ada olarak çevrilmiş. Yani herhangi bir şey yok böyle. Kelime oyunu falan yok. Celestia'ne gökyüzünde uçan bir ada. Celestia'ne gökyüzünde uçan bir ada yani. İsmine direkt de gökyüzünde uçan bir ada ismini vermişler. Şimdi benim oyunda en çok hikayesini, olayını sevdiğim, oynamasını da sevdiğim karakterlerden biri Shonli'nin ismi. Öncelikle şunu söyleyeyim, Zhongli değil. Zhongli falan değil. Hani okunuşu Shori. Okunuşu Shonli ya da Shori. Eğer ki Çince okuyorsanız oradaki ZH'yi Ç diye biraz böyle Ç ile Ş arası bir harf okuyorsunuz ama hani Çince ya da Japonca'ya çok hakim olmadığım için size dil bilgisini öğretecek değilim ama hani Zhongli değil. Z ile okumuyorsunuz. Ben Shonli dediğimde abi o Ş değil Z falan diye söyleyenler var. Yani o Z değil ondan emin olun. Neyse. Shonli'yi Japonca okuduğumuzda Shori oluyor. Shonli de işte zaman, saat ve ayrılmak kelimelerinin hani ilk parçası işte zaman, saat o anlama geliyor. İkinci parçası da ayrılmak anlamına geliyor. Shonli biliyorsunuz hani spoiler tarzı olacak ama Rex Lapis'in tanrılıktan ayrılırken son büründüğü formun adı hani ayrılma zamanı olarak çevirebiliyoruz Shonli'yi. Ya da işte ayrılma saati gibi falan filan çevirebiliriz. Shonli de Rex Lapis'in tanrılıktan ayrıldığı, tanrılıktan emekli olduğu formu ne kadar uygun? 10 numara bir isim. Shilden'in ismi bu da aynı şekilde Child falan değil hani İngilizler İngilizce yayınlar izliyorsunuz. Child falan diyorlar. Child değil. Shilde, Shilde ya da Childe şeklinde okunuyor. Hani Child değil. Onun ismi de Koshi. Koshi de genç bilgi adam anlamına geliyor. Hani Japonca'dan baktığımızda. Burada monitörüme bir şey olmuş da. Kahve sıçramış sanırım. Neyse. Liyan'ın ordusu Milelit. Bunlar da bin taşın ordusu. Hani biliyorsunuz bu bin taş, bin kol. Japonca'da, Çin'de bin böyle çok yüksek bir sayı olarak söylüyorum. Böyle milyon, milyar değil de çok yüksek bir sayı denmek istediğinde bin deniyor. Mesela Baal'in yapmaya çalıştığı heykelin adı da zaten bin kollu tanrı heykeli tarzı bir şey. O yüzden bin sayısı gördüğünüzde böyle aşırı fazla, sonsuz tarzında bir şey düşünebilirsiniz. Bin taşın ordusu demek Milelit. Shanli'nin ayısı Goba bir Çin yemeği tarzı. Bu kızartılmış pirinç. Bu özellikle şey yaparken egg fried rice yaparken işte hata sonucu diyeyim. Hata tarzı işte bir yemeğin ismi Goba. Pişirilmiş, kızartılmış pirinç olarak düşünebilirsiniz. Benim en çok hoşuma giden şeylerden biri Amber'ın E'si. İngilizce'de bildiğiniz gibi Baron Bunny. Hani Türkçe'de işte baron tavşanı olarak çevirebiliriz. Baron'un Türkçe karşılığı var mı bilmiyorum. Derebeyi tavşanı bilmiyorum. Tavşan derebeyi. Neyse Japonca'da Usagi Hakushaku demek. Şimdi Usagi direkt tavşan demek. Burada sıkıntı yok. Hakushaku da kont demek. Bildiğimiz hani kont, baron. Aynı zamanda kont da İngilizce'deki count. Tabii gönderme. Hani Hakushaku count tarzı.
Count da bildiğiniz gibi saymak, hani 1, 2, 3, 4 diye saymak anlamında kullanılan bir şey. Hani hem kont tavşan, yani baron tavşan, işte derebeyi tavşan. Yani Türkçedekiyle İngilizcedekiyle aynı. Bir de burada kelime esprisi var. Kelime esprisi de sayan tavşan. Biliyorsunuz ki Amber'ın E'sini attıktan sonra bir süre sonra patlıyor. Zamanlı tavşan, sayan tavşan olarak çevrilebiliyor Usagi Hakushaku yaptığımızda, dediğimizde. Hani çok güzel bir isim. Benim çok hoşuma gitti. Son olarak Liyue'deki taş satıcısının adı bildiğiniz gibi Shito. Bu da Japonca'da direkt taş demek. Hani bu bize Jade falan satan şey var, satıcı var. Bununla direkt Shito, yani Shito da direkt taş demek Japonca'da. Hani bu tip böyle çok kelime oyunu var. İşte kelime oyunu ve anlam var. İşte Exovia direkt işte bu Morax'ın Exovia'sı diyorlar. Exovia direkt Corpse of the Ancestor falan demek. Hani işte ataların mezarlığı tarzı, ataların mezarı tarzı, ceset tarzı çevirebiliriz. Hani çok fazla şey var ama hani hepsini çevirmek istemedim, hepsini anlatmak istemedim. Sadece böyle daha böyle komik, daha böyle güzel olabilecek yerleri anlatmak istedim size. Eğer ki bu videolar hoşunuza gidiyorsa, hikaye videoları, bu oyunun detaylarını, isimlerini falan anlattığım şeyler hoşunuza gidiyorsa, beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bunlar bizim çok işimize yarıyor. Özellikle kanalın izlenmesi açısından bu tip şeyler çok işe yarıyor. Kanalın izlenmesi arttıkça biliyorsunuz daha çok içerik üretebiliyoruz. Daha çok keyfe geliyorum ve daha çok içerik üretiyorum. Bu tip şeyleri zaten Discord'umuzda da konuşuyoruz. Discord'umuzun linki aşağıda var. Oradan Discord'umuzdan gelip bu tip şeylere şey yapabilirsiniz. Aynı zamanda oyundaki theory crafting videoları da çekeceğim. Hani oyunda hikayesi geçmiyor ama hikaye hakkında benim düşündüğüm şeyleri de bahsetmek istiyorum. Onlar hakkında da videolar çekeceğim. Kendi düşündüklerinizle gelip Discord'daki Theory Crafting odamıza yazabilirsiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz her akşam 8'de YouTube ve Twitch'te yayındayız. O yayınlara da gelerek canlı canlı benimle muhabbet edip canlı canlı sorular sorabilirsiniz. Genshin Impact oyunu, hikayesi, oynanışı tarzı hakkında. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi küçük de olsa yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler tarzı yorumlar bile kanalın şey yapması açısından, büyümesi açısından çok önemli. Kanalı takip edebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Oyun kanallarında varsa Discord'larında, Facebook gruplarında falan paylaşabilirsiniz ya da arkadaşlarınıza atabilirsiniz. Bu tip şeyler emin olun kanalın büyümesi açısından çok şey yapıyor. Çünkü kanalın bir reklam bütçesi yok. Şu anda 650 takipçimiz var. Bu 650 takipçinin hiçbiri reklamla gelmedi. Hani para verip yapılan YouTube reklamlarıyla gelmedi. Bunların hepsi direkt kendileri YouTube'dan bularak veya arkadaş önerisiyle geldi. Hani bir abone bile bu şekilde birden 5'e, 5'ten 10'a, 5'ten 650'ye çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz de bu şekilde bildiğiniz şeyleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar.